Ulaş Özdemir'le birlikte ilk yarı bir birlik eşitlikle sona erdi. 14 marka 32. dakikada Enis Bardi'nin golleriyle zevkli, keyifli, çekişmeli bir ilk 45 dakikayı bana göre geride bıraktık. Kulaşı Özdemir Trabzonspor'da ee, daha istekli olan taraftı. Ne dersin? Evet yani iç sahada seyirci az olsa da Trabzonspor yine forvetsiz oynuyor bugün zaten. Baktığında hani Pepe'yi orada görsek bile daha çok senle de yayın öncesi konuştuk 4-6-0 gibi bir oyun kurgusu var. Ancak o orta sahayla böyle bir kurguyu oynamak çok mümkün gözükmüyor. Çünkü Umut Güneş ve Berat'ın yani özellikle orada oyun kurabilecek yeteneklere sahip değiller maalesef. Daha çok Trabzonspor kanat organizasyonları ile beraber. özellikle 69-31 top Trabzonspor yine Trabzonspor'da. Yine Trabzonspor'da tabi ama top sen ne yaptığın önemli. Ceza sahasına girişle ilgili bir istatistik varsa. Hemen hücuma da bakalım. Bence Çünkü o da bayağı yüksekti. oynamada bariz üstünlüğü var Trabzonspor'un. Şimdi hücum gücü. <laughs> 10 evet. şutu var. 4'ü isabetli. Vavakars Fatih Karagül'ün tek isabetli şutu var. O da gol olmuş. 1 şutu var. O da isabetli gol. Ceza sahasında da 22 kez girmiş. Evet. 22 kez girmiş. Yani Trabzonspor tabii bu oyunu özellikle yani öndeki Trezeguet, Pepe, Viska ve arka taraftan Mönyer ve Bardi ile beraber öyle bir kurgu yapmış. Umut Güneş de zaman zaman e, bu söylediğim isimlere e, katılıyor ama dediğim gibi orta sahada yani bu kurguda çok kolay değil oradan oyun kurabilmen. Özellikle o ayaklara da, o zekaya da, oyun zekasına da çok sahip değil iki oyuncu da. tabi oynadıkça alışacaklar mı ona çok emin değilim. Ancak Trabzonspor'un yediği gol hakikaten evlere şenlik bir gol yani sevgili e, Cüneyt. Vuruş top, köşe vuruşu can müthiş kullandı kullandı. Kale... da iyi yükseldi. Evet. E, zaten e, daha çok uzanamadı o topa da. sıçrayamadı. Ama şöyle bir durum var. Şimdi kara gümrükte senin yani marka gibi bir santraforun var. Fiziksel olarak çok iyi. E, boy, Size de güçlü. Boy 1.96 yanılmıyorsan. Evet. E, Densville'in boyu e, 1.88 civarında. Mendy orada baktığında e, 1.91. E, ama senin 1.90'ın üzerinde 3 stoperim var. <laughs> Fernandez, e, Bania ve Benkovic. Benkovic kadroda bile değil. Yani sakatlığı vardı geçti diyebiliyorum. Kadroda bile değil ama bu Densville ısrarı Trabzonspor özellikle savunmada e, çok çaresiz bırakıyor çoğu zaman. E, dolayısıyla hani... E, geçen hafta yaptığı da bağımsız mı söylüyorsun? Yani Peki. geçen hafta yaptığı Geç hatayı çok ona bağlamadım. Mı, bağlamadım e yani, mi? evet. Orada daası. biraz Uğurcan'ın e, biraz değil bayağı bir Uğurcan'ın hatası. Geri kalan tabii ki Densil'in de hatası. Bir stoper sonuçta. Yani sürekli çevre oyunun, yapmalı. Oyunun, oyunun, içerisinde, olacak. O, evet dediğin gibi o çevre kontrolü yapmış olacak ama yani Densil e, Trabzonspor'un bir stoperi olabilir mi mevcut şartlarda? Hayır olamaz. Ha, bu bahsettiğim üç isim orada oynaya, oynayabilecek e, statüde, kapasitede e, Benkovic gibi yani fiziksel olarak da iyi, atletik olarak da iyi, size olarak da iyi bir stoperim varken Densville'i e, orada tercih etmesi e, Abdullah Avcı'nın bunu çok anlayabilmiş değilim açıkçası. Onu söyleyeyim. Sen Mendy'i tercih etmesini çok eleştiriyorsun. Ben her zaman eleştiriyorum. <laughs> yani Mendy'nin stoper oynaması bazı maçlar için e, yani e, hoş görülebilir. Ama her maç orta sahadan Mendy'i kendi bölgesinden stopere çekmek anlaşılabilir değil. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Mendy stoper bölgesinde beğeniyor olası üstü ama yerinin değiştirilmesine karşı. Ya çünkü stoperde de kötü oynamıyor Mendy. Kötü ama... oynamıyor ama nihayetinde orta sahada senin e, yani sürekli olarak dikini oynayabilen, <laughs> hücumu düşünebilen, o e, hat kıran dediğimiz o pasları atabilen, e, bloklar arasında o pasları çok iyi e, Atabilen ve aynı zamanda oyunu da yönlendirebilen bir oyuncu var. Şimdi Berat ve Umut Güneş toplasan bir mendi etmiyor. Doğru. Şimdi böyle bir kurguda zaten daha çok merkezden gelmeye çalışıyor şey e, kara gümrük. E, merkezde de o baskıyı kırabilecek adamın mendi ve e, böyle bir e, oyuncuyu şimdi bu maç çektiğin zaman e, savunmaya olmuyor. Zaten kara gümrük sana gelmiyor. Karagümrük kendi yer alanında bekliyor. da kaptığı toplarla kontra atak yapmaya çalışıyor. Şimdi bu maçın kurgusunda Mendi orada olmaz. Bu evet. maçın kurgusunda Mendi orta sahaya koyarsın. Umut Güneş yedek kulübesinde bekler. Berat'la beraber oynatabilirsin Mendi. O zaman Berat'ı da çok rahatlatıp daha iyi oynamasını da sağlayabilirsin Mendi ile beraber. Ama yok. Yani yine bu maçta Mendi stoperde. Yani Karagümrük maçında niye mesela Mendi stoperde? Yani bu soruyu Hani basın mensupları arkadaşlarım inşallah basın toplantısında da Sayın Abdullah Avcı'ya sorar. Yani her maç Mendi'nin stoperde olması doğru diyor. Bir de Mendi ilk geldiği zaman e, ben şunu söylemiştim. Yani tipik bir altı numara özelliklerini taşıyor evet ama ileride ben Mendi'nin sekiz numaraya evrilebileceğini 100'de 100'de e, düşünüyorum dedim. Çünkü bir Beşiktaş maçıydı Şenol Güneş dahil. Ben yani o Güneş daha ediyorum. Beşiktaş'ın teknik direktörü ve yani futbolumuzun en iyilerinden, futbola en iyi bilen isimlerden biri bir teknik direktör olarak. O dahil hepimiz e, Trabzonspor nereden bulmuşum ben diye, diye istemiştik ve her şeyde o, o mevkide çok beğenmiştik evet. Türk spor kamuoyu ben diye. Evet. Ama ondan sonra çok fazla o bölgede izleme şansı bulamadık. E, bulamadın. E, bir de şu var yani şimdi böylesine bir oyuncuyu orta sahadan çektiğin anda hı hı. az önce bahsettiğim Berat... Umut Güneş, oyun kurgusu başarılı olamıyor. Evet. Kuramıyorsun bunu. Yani üç tane stoperi var Trabzonspor'un yedekte bekleyen. Yani işte Benkovic şu anda kadroda bile değil. Bakıyorsun. bakıyorsun e, Bania, diğer tarafta da Fernandez. Evet. Şimdi bu iki isim orada durup Mendy aldığın zaman, yani mesela ben Denswil'den Denswil Danceville, Mendy'den ziyade savunma attığını yani sezon sonuna kadar Kesinlikle Benkoviç ve ya Fernandez ya da Baniye ile beraber oynarım. Ya yani Mendy'yi şimdi bir 8 numaraya evrileceğini düşünürken 4 numaraya evrildim Mendy şu anda. Yani takımın doğru. belki de en iyi oyuncularından bir tanesini. dolayı stoper hattında şey yapıyorsunuz. Yani harcıyorsunuz. Harcanmaması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Mendy'nin. Evet stoper çıkışlı bir oyuncu. Doğru. Hı hı. Ama... Ya ileriye doğru kademe atlayarak gitti yani stoperdi mesela Ahmet Can Kaplan ayaksa çok iyi bir performans e, gösteriyor. Allah'ın nazardan saklasın hakikaten. Çok da başarılı özellikle Avrupa maçında da çok iyi bir oyun ortaya koydu. Mesela ben e, Ahmet Can Kaplan'ın ileride biraz böyle e, bilmiyorum Reha hoca katılır mı bana bunu yayında da yorumlarız inşallah. Yani e, süratlenirse... <laughs> sürat denirse gerçi Reaccı orada şey diyor tırnak içinde yani hız doğuştan kazanılan bir yetenektir ama belki Ahmet Can Kaplan onu sonradan da kazanabilir. Bir 1.6 numarayı evrilebileceğini düşünüyorum mesela Ahmet Can Kaplan'ın. Çünkü onun da oyun kurgusu çok güzel. Savunma tarafı çok iyi. Yani oyunu iki yönüyle de çok doğru bir şekilde oynayabiliyor maşallah. Alınınıza yazsak. Mendy'nin rakamları ne kadar haklı olduğunu gösterir. Stoper oynamasına rağmen pas isabet oranı yüzde %94. 53 kez topla buluşmuş, 47 isabetli pas oynamış. Bir ikili mücadele, bir kazanılan ikili mücadelesi Bu var. pasların kaçını dikine attı Mendi? E tabi bulunduğu bölge itibariyle atamadı yani. Evet, diğer yani, stopere attı. Diğer stopere attı ya da işte Berat'a attı. E, ya yani da döndüğüm Mönyer'e attı evet. gibi. Şimdi kendi bölgesinde olsa bir de dikine attığı pasları da hani bu orantıda verebilsek aslında değil mi? Yani öyle bir istatistikte çıkartırsak. Ki Bu oranlara yak yaklaşır bence kendi Kesinlikle yani dikine attı. Ayağı iyi. Tabii, ayağı çok iyi. Çok iyi bir ayak kalitesi de var. Zaman ucuma katkısı olmuş olur. Yani şöyle, evet stoper çıkışlı ama <laughs> adam ileriye gitmek isterken geriye doğru koyuncu olmuyor. Biraz mendi üzerinde çok fazla durduk. Yani pas haritasına baktığımız zaman da Trabzonspor daha çok işte ee, yani sağ tarafı sağ yapmış. Daha evet. çok sağ taraftan hücum yapmış. Şotar Valencia iyi hazırlamış takımı. Büyük maçları Şotar'ın takımları iyi oynuyor. Galatasaray'ı elemişti biliyorsunuz Zira Türkiye. Çok Kostam iyi bir oyunda Fatih mi? Yani? İyi bir oyunda. Yine heyecanlanmadan telaş etmeden kendi oyununu oynayarak. Bugünkü iyi bir futbol vardı orada da. aslında. Hani üstün taraf Fatih Karagümrük'tü diyemeyiz o maçta. Yok. Ama Turu geçen taraf kazanan Fatih Karagümrük. Bugün de Doğru çok Trabzonspor Trabzon var. Evet. Çok pozisyona giren Trabzonspor ama var ama e, bu oyunla Vavakas Fatih Karagümrük'te kazanırsa kimse şaşırmasın. Trabzonspor'un gol bulması lazım kazanmak için. <laughs> çok kötü bir teknik direktör değil. Trabzonspor'un da. Orada çok da duygulanmış Trabzon'a gelince her zaman olduğu Duygulanmaz mı? tabi orayla bağ çok var. 94 yılında kardeşiyle beraber geldi Trabzonspor. Gol krallığı spor. yaşadı. Gol krallığı yaşadı. Şampiyonluk kıl payı kaçtı. Tabii o 96 kırılması ve şehir şehir öldü demişti Şota. Şimdi e, ama e, onun için Trabzon ve Trabzonspor her zaman oldu. yaşayan bir organizma. E, da Trabzonspor'lar çok seviyor gerçekten. Ben de çok seviyorum ve çok saygı duyduğum bir e, teknik Bu direktör. Bu sezon bir kez daha gelecek o yüzden. Kupa maçında da Evet, ki. Kupa maçında da oynayacak. İki ayakta, çift ayakta olduğu için. Belki bunu çok kişi bilmez. Teknik direktörken Trabzonspor'dan ayrıldığında yani hı hı. E, karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiğinde e, alacağını içeride bırakan Ender teknik adamlardan bir tanesidir. Bravo. Şota Hoca'ya da o yakışır. Evet. Bizden biri oldu artık Türkçesi. Kesinlikle. Harika zaten. Şota Harvelesi kendini çok iyi ifade ediyor. İyi de bir takım oluşturmuş ama şiddetle puanı ihtiyacı varlıkta tabii. O Akars Fatih Karagümrük'ün 29 ya puanı var. Ya bir gün var. böyle iyi bir takımın başına başında Şota'yı görebilsek değil mi yani? Hakikaten nasıl bir oyun oynatacak? Ya şu kısıtlı kadroya rağmen Fatih Karagümrük'ü Böyle bulunduğu yerden kurtarmak için büyük mücadele veriyor. Hakikaten yani kendisi takdir edilesi bir e, teknik adam. ben yani Ona karşı acayip duygusallığım vardır Şote. <laughs> yüzden... Şote hepimizdeyiz bıraktı. Türk futbolundayız bıraktı. Trezeguet'in direkten dönen top var. Eren'in kaleci'den dönen var. Pepe'nin girdiği pozisyonlar var. Trabzonspor aslında yeteri kadar pozisyon buldu. Gole çeviremedi ki attığı golde, Vardin'in attığı golde Braske'ye çarpmasa e, büyük ihtimalle A'lara gitmeyecek bir toptu. Yok gitmeyecekti. Zaten kontrpeyde kaldı orada kaleci de. E, son pozisyonda Pepe'nin vurduğu da yine defansa Hı -hı. çarptı. O da az kalsın kaleye giriyor yani kornere çıkartıyor. Ama top. oyun işte ve pozisyon zenginliği mutlaka e, var işte. sevindirici trabzonsu. Pepe orada. Keyifliydi maçın ilk yarısı. Kesinlikle. Pepe çok doğru işler de yapıyor ama Hı -hı. yani o kadar fiziksel olarak yetersiz ki aslında o eski gücüne kavuşabilse... E, güçlerinde... En az iki golü vardı belki. Kesinlikle yani bile. evet. Bakalım ikinci yarıda neler yapacak. İkinci yarıda ben vallahi bir hamle e, bekliyor musun? Yok yani, ben bu Pepe değişikliği en azından. Mevcutla devam eder. Ya şöyle Enis Destan'ın neden oynatılmadığını hani e, mantık olarak anlayabilirim. Şöyle Enis e, sarı kart sınırında ve gelecek hafta Fenerbahçe, Fenerbahçe ile e, bir derbi oynanacak. Derbi var iç sahada e, Papara Dolayısıyla risk etmedi bu anlamda. Ben yine bir Enis tercihinden ziyade hani Pepe'nin o yorgunlaştığı dakikalarda Umut Bozon oyuna girebileceğini düşünüyorum. Belki bir stoper e, oyuna koyup hani Mendy'yi orta sahaya çekip Umut Güneş'i oradan e, yedek kulübesine çekebilir. Bu hamleler ama ikinci yarının başlangıcında bir değişiklik beklediğimi söyleyeyim. O 60-65'lere doğru bu dediğim iki değişiklik gelebilir. Abdullah Avcı'ya çok pas oyunu oynattığı için zaman zaman eleştiriliyor. Bazen sen de eleştiriyorsun <laughs> çok ya pas yaptığı için ama bu maçta... E... Rakip kalede daha etkili bir Trabzonspor'u izledik. Evet, şimdi şöyle bir oyuncu oyunu değiştirir mi? Şimdi Mönyer geldikten sonra veya Mönyer gelmeden bir maç öncesine öncesinde hatta artık Trabzonspor'un iki beki kendi alanından daha derinde rakibi karşılamaya başladı. Dolayısıyla şimdi bekleri çıkarttığınız anda ön tarafa doğru. Ee, onları da birer e, hücum oyuncusu gibi kullanabiliyorsunuz Ki şimdi. bugün işte en çok eleştirilen Eren az daha atıyordu gore. Atıyordu. Kaleci zor evet. çıkardı seni golü Beklerin beklerin öne doğru çıkmasıyla beraber, çıkartılmasıyla beraber Trabzonspor oyunda değişti bu. tabi e, tabii daha öncesine kadar dediğim gibi o yara alanlarında bekliyordu iki bek ve rakip orada karşılıyorlardı ve Trabzonspor 3 ya da 4 oyuncuyla hücum ediyordu. Şimdi 6 7 bazen 8'e çıkıyor hücum ettiği oyuncu sayısı. E zaten hani e, Abdullah Avcı'nın da oynatmak istediği oyun tarzı bu evet. Çünkü set oyununu oynamayı çok sever Abdullah Avcı. Evet. E buna da en uygun oyunculardan bir tanesi baktığımızda yani Trezeguet daha çok geniş alan oyuncusu ama mesela muhtemelen önümüzdeki haftadan sonra Orsic'i göreceğiz Trabzonspor'un ilk 11'inde. <laughs> ya da sonradan süre alacak. Orsic'le beraber ben e, sol kanatta daha doğru bir e, bahsettiğim o set oyununu oynatabileceğini düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Belki kafasındaki kurguya bu mevcut kadrodaki 4 ya da 5 oyuncu çok uygun değil ama yani yeni bir transfer planlamasında o sisteme uygun oyuncuları aldığında daha net yorumlayabileceğiz aslında oyunu. Ama şu an için bu kadrodan çıkartabileceği ancak bu kadar. Zorbay güçü nasıl buldun? İlk Fena değildi. Maçın ben, çok tartışılan pozisyon var Ve mı? Veseline yüzde gelen bir el vardı galiba değil mi bir evet. bandaj kafasına bandaj yapıldı. O pozisyon dışında çok hak bir durum yoktu orada. Çok o yok. Evet. De. Değerlendireceğiz takım oyununda. Takım oyununda Dinleşmiş. peki. Zevkle izleyeceğiz biz <laughs> de efendim. Takım evet sen sizleri. yoksun bu akşam. Ender Bey'in küçük bir rahatsızlığı Hender var. Ben de Rabia da çok gele geçmiş olsun. Sağlık edelim. ve şifa Devre arasını ve 90 artı değişmez ismi Ender evet. Bugünlük biraz dinlenecek. Zor daha ettik kendisini dinlen gel. Dinlen dedi. Gel. Sen 90 artı sen. 90 Erman Hocam'la. biz daha maç bitmeden yayında olacağız. pozisyonları değerlendireceğiz ardından da takım oyunu var. Bakıyorum sınan oyuncu var mı diye. Tam da senin dediğin gibi Abdullah Arca, belli ki bir değişiklik düşünmüyor. kulübesini paylaşalım. Onur Alp Çevikan, Ryan Baniya, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk. Fernandes, Kerem Şen, Gökten Gürpüz, Umut Bozok, Fontas ve Enis Destan. Trabzonspor'un yedek kulübesi. Ee, Furkan Bekteviç, Ebre Bilgin, Emir, Nazım Sangare, Toni Tekliç, Adınur, Bartoloci, Paoletti, Güven Yalçın ve Lazanya'da Karagümrük'ün yedek kulübesi. Karagümrük'te de hamle şansı fazla. Güven Yalçın ve Elazanya'nın. Karagümrük'ün kalecisini çok beğeniyorum silahı. Evet bir ara Emre Bilgin'i deniyordu Şota. Oyun, evet. Uzun süre oynattı. İyi kaleci. Bugün Sirigu'da bir ara kullandı şansını ki kurtardığı toplar da var. Evet. Yani iyi kaleci gerçekten. hani Böyle üzerinde durulsa <laughs> büyük takımlardan birinde yani rotasyonda da kullanabileceği hatta birinci kaleci bile olabilir Hı -hı. belli bir süre sonra. Hamle gelir mi? Ne diyorsun maç içerisinde? iki takımın yedek kulübelerinde Ben ikisiyim de. Yani dediğim gibi 60-65'lerden sonra ancak. Ama Trabzonspor 65'i mutlaka görecektir oyuncu değişiminde. Bu kurguyla devam eder Abdullah Avcı. Yağışlı bir hava da var Trabzon'da. Valla ben o gelirken Ayman, hava çok güzeldi. E, Trabzon ee, bu. Trabzon <laughs> abi işte ayarı yok yani yapacak <laughs> bir şey yok. Ondan sonra diyorlar ki niye insanların böyle bir anda sinirleniyor, bir anda sakinleşiyor, bir anda gülüyor, bir anda Mertler öfkeleniyor. <laughs> Çok tabii canım ya Trabzon. Ama şey yani havanın bir ayarı yok. Yok. Ya sabah kalkıyorsun güneşli, öğleye doğru bir yağmur yağıyor. Öğleden sonra bakıyorsun bir fırtına kopuyor. Akşama doğru bakıyorsun dolu yağıyor. <laughs> i̇şte bir yere hocalar da Abdullah Hoca hem Şoto Hoca kulübeye hapsolmuştu. Yağmur biraz azalınca çıktılar. Evet. Ama ikisi de havaya alışkın. İkisinin ikisine... enerjisi güzel ama. <laughs> evet. Hem Abdullah Hoca'nın hem Şota'nın. Trabzonspor'un efsane futbolcularından Şota Arveladze o da Trabzon hasretine gidermiş oldu. İlk yarı dostça 1-1 bir, bir bitti ama ikinci yarı su götürür. İkinci yani yarı... bu pozisyonlar devam ederse bu maçın bu skorla biteceğini Yok, düşünmüyorum. bitmez. Özellikle Trabzonspor açısından. Trabzonspor Çünkü Karagümrük biraz bekleyerek oynuyor yani. E, pozisyon verirse rakip atacakmış gibi. İşte onu gibi söylüyorum. Ya bekleyerek oynayan bir takım varsa karşında Mendy orta sahada hocam. Bakalım belki öyle bir değişiklik de yapar. İkinci yarı başlamak üzere biz sözü Onur Yıldız'a bırakalım.